Sevgili seyirciler merhaba. Ranla Kirlilik ile İşkolik programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz kabin memuru Nazlı Karacan. Karacan. Hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Bu programa davet edildiğim için de çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ismim Nazlı Karacan. 1995 Antalya doğumluyum. Alman Dili Edebiyatı mezunuyum. Daha sonrasında 5 yıl Almanca öğretmenliği yaptım. Daha sonra havacılığa geçtim. Bu meslekte kendimi daha çok geliştirebileceğimi düşündüğüm için yaklaşık 1 yıldır kabin memurluğu yapıyorum. Bu işe nasıl başladınız peki? Neden bu sektörü seçtiniz? Ben öğretmenlik mesleğini icra ederken bu mesleğin, yani o 9-5 halk arasında söylenen o 9-5 kavramına çok uymadığımı fark ettim. Yani o monotonluk bana göre değildi açıkçası. Havacılık sektörü de birazcık beni bu yüzden cezbetti. Peki bu mesleğin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Avantajları bence daha fazla bana göre bu mesleğin. Çünkü yani yeni ülkeler görüyorsunuz ve ekstradan para kazanıyorsunuz. Ama tabii ki bir noktada dezavantajları da var. Çünkü uçakta yolcunun emniyeti, güvenliği, sağlıkla alakalı bir sorunu sizin sorumluluğunuzda oluyor. Tabii ki bu da bir dezavantaj. Çok basic bir şekilde avantaj söyleyecek olursam, tabii ki sabırlı olmayı, güler yüzlü olmayı da öğreniyorsunuz ve bunu özel hayatınıza da yansıtıyorsunuz. Bir de üniforma olması çok güzel bir şey. Yani her gün işe ne giysem diye düşünmüyorsunuz biz kadınların. Biz kadınlar için çok önemli bir aynen, olay büyük bir bu. Problem. Dezavantajı belki uyku problemi olan kişiler için, ya ben gecenin 3'ünde kalkamam, mutlaka gece uykumu almalıyım olabilir. O yüzden hani bu düzensiz hayat belki onlara, ya da özel günlerde uçmak gibi, biz yılbaşında da atıyorum, bayramda da uçuyoruz. Tabii yani onun da ayrı keyifli, yani ekip arkadaşlarınızla havada mesela giriyorsunuz yılbaşına diye düşünelim. Ama tabii ki bazı kişiler için bu problem olabilir. Peki sizi meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellik nelerdir sizce? Ben biraz daha farkındalığım yüksek olduğunu düşünüyorum uçak içerisinde. Çünkü uçakta her zaman artı şekilde ilerlemeyebilir işler. O yüzden hani negatif bir şey olduğu zaman daha çabuk farkında olarak ve hızlı düşünerek, hızlı hareket ederek zaten her şeyi müdahale etmemiz gerekiyor havada. Çünkü yani fazla şansımız yok. Hep zamanla yarışıyoruz. Kalkış öncesi kalkış hazırlıkları, iniş öncesi iniş hazırlıkları ekiple birlikte. O yüzden bir tık daha farkındalığımın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bize geleceğe dair firmanızın veya sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? Bizim firmamız şu şekilde, biliyorsunuz ki uçaklar çift koridor olunca büyük, tek koridor olunca küçük uçaklar oluyor. Bizim şirketimizdeki uçaklarımız büyük olduğu için ve havada kalış süremiz biraz daha uzun olduğu için tabii ki tercih sebebi ve büyük uçak demek daha fazla yolcu demek. Bu da daha çok tercih sebebi oluyor dediğim gibi. Bu da tabii dar gövdede uçmaktansa hani daha çok yolcuya kabin memuru hizmet ettiği için daha fazla deneyim kazanıyor ve daha çok tecrübe kazanıyor. Vizyonumuz da bu şekilde. Kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için sizce hangi özelliklere sahip olmaları lazım? Bu bana gerçekten sosyal medyadan da çok fazla soruluyor. Herkes yani ilanlar açıldığı zaman tabii ki bu ilanlara başvurabilir. Genelden özele sıralayacak olursam tabii ki TC, yani Türkiye vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, yüzme biliyor olmak, İngilizce diline hakim olmak, boy kilo endeksine uymak tabii ki belli standartlar doğrultusunda. Bunlar genel ama tabii ki özel nedenler de var. Yani her şeyden önce kabin memuru adayları kendilerine o karakter, kabin memuru olma karakteri, o sakinlik, yolcuyla problem yaşamadan problem çözme yeteneği, güler yüzlülükle karşılama, olası bir durumda ekiple birlikte inisiyatif alma gibi o mesleğin gerektirdiği o karakter ve duruşu sergilemek olabilir. Yani ilk önce o soruyu kendilerine sorabilirler. Daha sonra tabii ki o kriterlere uygun olursa başvurabilirler bu ilanlara.
son olarak izleyiciye neler söylemek istersiniz? Bu mesleği önerebilirim ama gerçekten havacılığın temeli insan. Yani insan sevmiyorsanız gerçekten bu meslek sadece para kazanmak için olur. O yüzden insan odaklı çalışmayı, insanları algılayabilmeyi, yani anlayabilmeyi, empati yeteneği varsa bir kişinin o şekilde bu mesleği icra edebilir diye söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Nazlı Hanım, teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Katılımınız için de teşekkür ederim. Ediyorum. Beni davet ettiğiniz için de. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.